Herkese merhaba. Bu videomda bu abartıcı bir göz makyajı yaptım. Makyaj rulları çıkarttım, oynayacağım dedim ve sizlerle biraz konuştum. Neredeydim, neden geçen hafta video yoktu, ne yapıyorum son zamanlarda. Ve böyle bir makyaj oldu. Umarım hoşunuza gider. Hadi başlayalım. Bu Laneige krem ile başladım. Ne söyleyebilirim? Güzel bir krem ama gerçekten işe yarıyorsa, yarmıyorsa bilmiyorum. Çünkü kaç gün kullanıyorum ama sanki böyle wow falan bu ne biçim krem bu kadar kullandım zaten. Biraz yağlı, çok iyi nemlendiriyor ama böyle çok güzel, çok böyle acayip şaşırmadım. Bunu kullandıktan sonra çok pahalı değil çünkü o sadece 30 euroydu. Normalde Laneige falan böyle markalar çok daha pahalı. Primer için her zaman First Aid Beauty Coconut Primer ve bugün bu L'Oreal Glow Sherry ile karıştıracağım. Bu likit aydınlatıcı anladığım kadarıyla. Bu kadar primer kullanıyorum. Ve bu L'Oreal aydınlatıcı. Primer gibi aydınlatıcı gibi bir şey. O yüzden primerle karıştırıyorum. Ve bayağı güzel yüzümü aydınlatıyor. Güzel yüz parlıyor bu primerden sonra. Ve üzerinde fondöten kullandıktan sonra bu ışıl ışıl burnum hala gözüküyor. Yani fondöten uyguladıktan sonra. Ondan sonra fondöten için yine L'Oreal. Bu Infallible, bu New Oxygen olanı. Görüyorsunuz gibi yüz linen benim rengi. Ben daha önce bu fondöten kullandım. Yani eski formülü. Ve seviyordum ama biraz daha yoğun gibi bir fondöten. Bu biraz daha ıslak, biraz daha suyu. Nasıl söyleyebilirim? Biraz daha hafif gibi bana geliyor. Ama yine de güzelce kapatıyor. Şimdi benim cildim çok iyi durumda değil. Bu hafta cilt doktora gidiyorum. Çünkü bayağı cildim bana mutsuz ediyor. Yani o kadar sivilcim var. 26 yaşında olduğum için biraz garip bana geldi. O yüzden artık doktora gidiyorum. Görüyorsunuz gibi güzel bir fondöten. Çok hafif, çok az kullandım. Ve şimdi Beauty Blender üzerinde bu kadar koyuyorum ve bu kırmızı noktaları kapatmak için bir kez daha bu fondöten sürüyorum. Çok güzel. Şimdi kapatıcı için bu biraz daha pahalı bir ürün. Tert Shape Tape. Benim rengim fer olanı. Bunu uzun zamanda kullanmak istedim ama Avrupa'da satmıyorlar ya da internetten sipariş edebilirsiniz falan ama sonra vergi ödüyorsunuz fazla kargo falan filan hiç uğraşmadım. Sephora Fransa'ya tert geldi dediğim gibi ve bu kapatıcı aldım. Ve dediğim gibi bu kapatıcı böyle bakalım çünkü herkes internette ama herkes bu kapatıcı bayılıyor. Şimdi bu kapatıcı belki bir ay falan kullanıyorum ve anlıyorum neden bunu herkes bunu seviyor. Çünkü bayağı kapatıyor. Görüyorsunuz gibi. Göz altıma sadece bunu kullanıyorum. Her şeyi kapatıyor bu mavi torbalar. Tamam biraz daha yoğun bir kapatıcı ama bir tane biraz daha yoğun kapatıcı kullanmak yerinde normalde 3-4 tane kapatıcı kullanıyorum. Daha önce korektör sonra kapatıcı falan filan. O yüzden onun yerinde bir tane kapatıcı kullanıyorum ama biraz daha yoğun. Ama hala kurutmuyor. Mesela bunun muadili var Makeup Revolution'dan. O benim göz altına çok kuruttu. Ondan kullanmadım. Ama bu baya güzel. Görüyorsunuz gibi burada biraz daha koyabilirim bu çukurda. Ve Beauty Blender'ımla dağıtıyorum. Bence çok güzel.
sonucu veriyor. Şimdi yüzümü çok fazla sabitlemiyorum. Sadece göz altına bu kapatıcı gitmesin diye. Burun aynı şekilde ve bu kırmızı noktalar. Çünkü orada kapatıcı ve fondöten her şey durması lazım. Laura Mercier, her zamanki gibi biliyorum. Bu biraz daha pahalı bir pudra ama onu gerçekten güveniyorum. 30 euro falan gibi bir şey ve bayağı sürüyor. Ben belki 10 tane falan, en az 10 tane bitirdim. Ve sürekli yeni pudralar arıyorum. Yeni ürünler deniyorum ama bu bayağı sevdim bir ürün ve sürekli geri onu alıyorum çekmeceden ve kullanıyorum. Polonya'da sadece bu pudra aldım. Ay işte bunu demedim. Polonya'ya gittik geçen hafta. Bir hafta için, o yüzden geçen hafta video koymadım. Çünkü yetişemedim. Yani şey, video edit yapmak için ve çekmek için. O yüzden biraz daha çok az. O yüzden biraz daha az aktif oldum geçen hafta. İşte ailemi gördük. Doğum yer için baktık. Ve böyle işte geçti. Bence güzel geçti. Şimdi sadece bu bölgeleri sabitledim. Üzerinde bu Fenty Beauty yeni bronzer kullanıyorum. Benim için yeni değil çünkü görüyorsunuz çok fazla kullandım ama onu çok çok seviyorum. Ve böyle fırçınla. Benim rengim Indasan. Bu çok güzel bir bronzer. Onu aldıktan sonra her gün kullanıyorum artık. Çok çok güzel. Böyle hafif bir bronzlaştırıyor ve böyle sağlıklı bir cilt rengi veriyor çünkü şimdi bayağı beyazım. Çünkü burada havalar hala kötü. Hiç güneşe çıkmadık için. Hala ben beyazım. Aynı pudrayla burnumu kontrol ediyorum, küçük fırça alıyorum. İki tane çizgi. İşte bir hafta Polonya'da kaldık. Bayağı yerleri gezdik şey benim şehrimde. Çünkü dün için yer bulmaya çalıştık. Yani bir yıl kaldı. Gelecek Haziran'da evleneceğiz Polonya'da ve Türkiye'de. Biraz daha erken galiba. Bunu bilmiyorum. Mayıs sonunda şey Ramazan bayramı için Türkiye'ye geliyoruz. Ondan orada da bir yer bulacağız. Ne zaman bilmiyorum. Hala ama işte Polonya'da gelecek Haziran'da. Ve güzel bir yer bulduk. Yani otel ama güzel dün salonu var. Ve orada dün yapacağız. Ve şimdi işte sürekli gelinlik bakıyorum. İşte çiçekler falan. Dekorasyon, müzik, fotoğrafçı falan. Böyle sürekli dün için şeyler bakıyorum. Polonya için sadece müzik gerekiyor, fotoğraf ve çiçekler. Diğeri kalan şeyler zaten yaptık. Ama Türkiye'de hiçbir şey yapmadık. Türkiye'de dün için hiçbir şey yapmadık. O yüzden biraz böyle korkuyorum yani nasıl olacak? İki tane dün yapıyoruz. Aydınlatıcı için bugün Elf'in Moonlight Pearls kullanacağım. Bu bayağı uygun fiyatlı bir aydınlatıcı. Ve bayağı güzel gördüğünüz gibi aydınlatıyor. İşte Polonya'da kuaför bulmam lazım. Çünkü makyaj tek başına yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben gibi kimse makyajım yapmayacak. Zaten böyle düşündüm. Ama saçlarımı yapamıyorum. Yani görüyorsunuz gibi ben saçlarımı bayağı kötü bir şekilde yapıyorum her zaman. O yüzden biri gerçekten güzel bir kuaför bulmaya çalışıyorum ama benim şehrim çok küçük olduğu için çok güzel kuaför bulamıyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Biriden tavsiye almak gerekiyor. Alık için L'Oreal Life's a Peach alık. Bunu da Polonya'da aldım. Belçika'da çok daha pahalı. Polonya'da çok uygun fiyatlı olduğu için aldım.
Daha güzel şeftali bir rengi görüyoruz. Daha pembe ama hala şeftali. Bir tane kız liseden tanıyorum. O benim şehrimde işte makyaj salonu açmış. Onu düşündüm şey, benim makyaj yapar mısın falan. Sonra arkadaş değildik ama yani tanıyoruz. O yüzden düşündüm, o belki o benim Instagram'da her zaman bakıyorum, güzel bir makyaj yapıyor. Düşündüm, çok güzel olur benim dün de biri gelsin benim makyajı yapsın. Çünkü mesela, çünkü ben kendimi biliyorum, çok daha stresli olacağım. O yüzden başka biri benim makyajı yapsın diye düşündüm. Bu kızı sordum, benim eve gelir misin falan, benim makyaj yapar mısın? O diyor, yok sadece benim stüdyoya gelmen lazım falan filan. Sanki o sadece bir tane makyajcı, sadece o makyajı biliyor falan. Ben diyorum, ben kendi ürünleri getirmek istiyorum. Çünkü biliyorum benim cilde ne güzel böyle oturuyor. Çok güzel ürünleri alıyorum zaten, çok pahalı ürünleri alıyorum. Herkesin böyle pahalı ürünleri yok ve benim dünde özel ürünler kullanmak istiyorum. O dedi belki bende de var, böyle çok gıcık oldum bu kıza, o yüzden tek başına makyaj yapacağım. Yüzümü sabitlemek için Makeup Forever Mist and Fix spray kullanacağım. Bu güzel makyaj yüzünde oturuyor, cildine bayağı giriyor. Çok güzel bir sprey. Biraz daha pahalı biliyorum. Türkiye'de Makeup Forever inanılmaz pahalı, anlamıyorum bu. Avrupa'da Makeup Forever, bilmiyorum, Fenty Beauty aynı fiyatları var. O yüzden çok şaşırıyorum neden Makeup Forever çok pahalı. Böyle işte. Polonya'da makyaj tek başına yapacağım gibi görünüyor. Ondan çok mutlu değilim. Çünkü dediğim gibi rahat olmak istedim. Başka biri benim makyaj yapsın diye. Ama bakacağız artık. Bu kıza bir daha sormayacağım. Yani o kadar prenses olduğu için bilmiyordum. Kaşlarım Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. İşte gelinlikten düşünüyorum. Çünkü gelinlik bayağı önemli bir şey ve farklı tarzlar istiyorum. Bu Anastasia Beverly Hills Blonde Deep Brow Gel. Bu yeni bir ürün, bundan bahsettim, galiba göstermedim. Bugün sürekli böyle yeni ama yeni değil ürünleri size gösteriyorum. Çünkü sürekli sal veriyorum, bunlarla makyaj yapacağım, bunlarla makyaj yapacağım. Sonra unutuyorum, sonra gidiyor işte. Sonra başka yeni ürünleri alıyorum. Bu Maybelline Lash Sensational Serum aldım. Düştü tabii ki. Polonya'da Maybelline Lash Sensational Serum da aldım, çünkü biliyorsunuz Lash Sensational çok sevdiğim için. Onu denemek istedim ama bilmiyorum. Galiba makyaj yapmadan önce bunu sürmek zorundayım ama şimdi süreceğim, çünkü baktım masada duruyor, kullanacağım diye. Anastasia Beverly Hills Riviera paletinden bu Monte Carlo rengi alıyorum. Böyle küçük fırçamla kriz programı okuluyorum. Çok pigmentli bir renk. Bayağı yukarı götürüyorum. Kriz yapacağım, çok büyük bir göz makyaj yapacağım. Ve şimdi diş köşelere biraz daha yoğun bir renk istiyorum. Bu Bahamas alıyorum aynı fırçamla. Ve bu diş köşelere daha önce basıyorum, sonra da edeceğim. Temiz bir fırça alıyorum ve her şeyi üzerinden geçiyorum. Ve şimdi tabii ki güzel bir kat kriz yapacağız. Sharp Tart Shape Tape elimin arkasında sürdüm. Bu fırça kat kriz yapmak için çok seviyorum. Bu Elf değil, An Essence fırça paletiyle geldi. Ama kırılıyor. O yüzden bak, başka bir fırça bulamadım.
kategorisi yapacağız. Şimdi bu kapatıcı kurutmadan önce Norvina paleti alıyorum. O da Anastasia Beverly Hills ve Dreamer rengi. O biraz açık ve sadece iç koşullardan. Böyle çok az. İç koşullardan başlıyorum. Sonra Wild Child alıyorum. Aynı kaçım var. Ve bunun üzerinde biraz daha ortaya doğru uyguluyorum. Bu biraz daha pembe bir renk. Parmağını aldım. Yine Rivera paleti alıyorum. Bu pembe rengi, yeşil tonu pembe. Ve onu dış koşuna koyacağım. Biraz daha koyu bir pembe. Ve şimdi tekrar pembe kullandığım için fırçalıyorum ve üzerinden geçiyorum. Ve şimdi bu diş koşulları biraz daha koyulaştırmak istiyorum. O yüzden Norvina paletin üzerinden Love ve Passion renkler karıştıracağım. Ve böyle üzerinden basıyorum. Bu diş koşulları biraz daha koyu istiyorum. Ve tekrar pembe için kullandığım fırçalı. Her şey güzelce dertliyorum. Evet, diğer göz de yaptım. Takma kirpikler taktım. Biraz acayip bu kirpikler. Bu Kiss'in gala kirpikler. Ama bence bu abartıcı göz makyaj için yakıştı. Maskara için Maybelline Lash Sensational ve eyeliner için NYX'in Epic Ink Liner her zamanki gibi. Ve dudaklarım için bu combo sürekli yapıyorum son zamanlarda. Kombin Nars'ın Rise Hell, Nars'ın Rise Above. Daha önce bu daha koyu renk kullanıyorum. Ondan sonra üzerinden bu biraz daha açık rengi. Biraz zor çünkü bayağı çıkıyor şey. Çok dikkatli. Bunu yapmak zorundayım. Biliyorsunuz ben normalde böyle renkli renkli abartıcı bir makyaj yapmıyorum ama dedim artık bir şey yapacağım. Çünkü uzun zamanda YouTube'da da değildim ve böyle artistik yapmadım uzun zaman. Umarım bu video, bu makyajı beğenmişsinizdir. Başka bir şey benden görmek istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Ben her zaman sizin yorumları okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videolarımda görüşmek üzere.